Hepinize selam dostlarım kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün size kısa bir taktikten ve çok sorulan bir sorudan bahsedeceğim. Oynar ateş ve sabit ateşten bahsedeceğim arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarımız genellikle bu soruyu çok soruyorlar. Şimdi oyunda iki tane ateş vardır gördüğünüz gibi bir sağda işte bir solda bir de sağda olmak üzere iki tane ateş vardır. Tabi siz bunu göremiyorsanız öncelikle ayarlar kısmına girip ee, şuradan arkadaşlar Aşağıdan soldaki nerede o? Ateş evet. Burada sağda bak. Hemen e, jiroskop daima açık butonlarının yanında ateş etme butonunu solda göster. Kapat var. Dürbün açta var. Daima açık var arkadaşlar. Bu tabii ki de daima açık olması lazım. E, yani Soldaki sabit ateş e, görmek için daima açık olması lazım. Şimdi arkadaşlar hemen göstereyim bu ne işe yarıyor. Hemen şuradan bir silah alalım gösterelim. Şimdi Groza'yı aldım. Şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi soldaki ateşimiz sabit. Sağdaki ateşimiz de oynar ateştir. Peki bunun bize ne faydası var? Şimdi bakın soldaki ateşe basacağım arkadaşlar. Ve elimi oynatmama rağmen hiçbir şekilde ekran oynamıyor. Ama sağdaki ateşe bastığım zaman ne oluyor? eğim alabiliyoruz. Her türlü sağa sola döndürebiliyoruz. Yani sağdaki ateş oynar ateş, soldaki ateş oynamaz ateş. Daha detaylı şuradan görebiliriz arkadaşlar. İkisini de böyle koyduğumuz zaman e, ucu sola bakan oynar ateş, ucu sağa doğru bakan oynamaz ateş oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ucu sağa bakan oynamaz ateş. Yani soldaki ateş oynamaz. Şimdi bu kimlerin işine yarar arkadaşlar? 3 parmak, 4 e, parmak oynayanları kişiler için bu soldaki ateşi kullanmamız lazım. Bu sağdaki ateşi gizle ve kapat deyip kapatmamız lazım. Sağdaki ateşle arkadaşlar 3 parmak, 4 parmak oynayanların zaten bir işi yok. Ama 2 parmak oynayan kardeşlerim varsa mecbur bu e, sağdaki ateşi kullanmaları lazım. Soldaki ateşte de dursun. 3 parmağa geçince kullanırlar. Neden? Çünkü iki parmak oynayan kardeşim sadece baş parmaklarla oyun oynayacağı için rakibi gördüğü zaman ateşe basıp sağ sol yapması gerekecek.